Devrin imamına tabiyim inşallah. Bu yolda olduğum için de çok mutluyum hocam. Allah'a ulaşmayı diledim. Mürşidime tabi oldum. Hocam ben sizi dinledim, çok etkilendim. İlk defa bir hocadan böyle etkilendim ben. Kur'an'dan açıklıyorsunuz. Kur'an ne dediyse onu söylüyorsunuz bize. Ve tövbe almak istiyorum. Ben yeni tabi oldum hocam size. Ben 50 yaşına geliyorum. Allah bana bu yaştan sonra inşallah Allah'a ulaşma dilemeyi nasip etti. Ben daha önceden namaz kılmayı, ibadet etmeyi, oruç tutmayı sevmeyen bir insandım. Caminin kafasından geçmeyen bir insandım yani. Ama şu anda Cenab-ı Allah bana bunları öyle bir sevdirmiş ki oruç da tutuyorum, zekat da veriyorum, 7 vakit namaz da kılıyorum. Sizi dinlerken inanın ki huzur buluyoruz. Ben size sıkıntılı zamanlarda da şimdi çok huzurluyum. Ben bütün her şeyimi yapıyorum. O kadar mutluyum ki. Teşekkür ederim sizden. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar değerli izleyenler, dinleyenler. Yine yepyeni bir Her An Kur'an, Her An Mutluluk programında hem sizlerle hem de Muhterem Hocamız Sayın Doktor Abdülcabbar Boran'la bir kez daha birlikteyiz. Muhterem Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizi çok ama çok kalbimizden seviyoruz. Nasılsınız Muhterem Hocam? Hamdeder, şükrederiz. Allah razı olsun. Bizler iyiyiz inşallah. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz. Hamd ediyoruz, şükür ediyoruz Muhterem Hocam. Sizinle onların mutluluğunu bir kez daha yaşıyoruz. Ahsen-i takvim bugünkü konumuz Muhterem Hocam. İnşallah. Bugün görürseniz iksibalimizden başlamak istiyoruz. İnşallah. Muhterem Hocam, ahsen-i takvim ne demektir? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz Yüce Rabbimiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Ahsen-i takvim olmasını istediği varlık insan, Tin suresinin 4 ve 5. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَلِ تَقْوِيمْ سُمَّ رَدَتْنَا وَاَسْفَلِ سَافِرِينَ. Andolsun ki biz insanı, nefsini ahsen-i takvim içinde nefs tezkesi ve tasfiyesi yaparak en güzele ulaşabilecek özellikte yarattık. Sonra onu esfel-i safirine reddettik. Ahsene ulaşması gereken nefsimizdir. Çünkü nefsimizin manevi kalbinde başlangıç noktasında 19 tane hastalık var. Evvela bu hastalıkların kontrol altına alınması, daha sonra tamamen kalpten temizlenmesi ve yerine 19 tane faziletin yerleşmesiyle kişi daimi zikirde bu noktaya ulaşıyor. Ama ahsen-i takvim olabiliyor mu? Hayır. Ahsen-i takvim olabilmesi 19 kademede kalbin müzeyyen olmasına bağlı. Yani nefsimizin de ikinci bir ruh olması kalbimizde 19 kademede müzeyyen olmasına bağlı. Zaten ruh başlangıç noktasında 19 tane hasletin sahibidir yaratılırken. Ve 19 hasletin sahibi olan bu ruh, gök katlarında belli bir süreçten geçtikten sonra Allah'ın zatında yok oluyor ve ruh Allah'ın zatını görüyor. Nefsimizin de ikinci bir ruh olması, Allah'ın zatını görmesiyle şuhut mertebesinde kalp 19 kademede müzeyyen oluyor ve böylece ahsen-i takvime ulaşıyor kişi. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Bu dönem hocam Allah'ın bizi ulaştırmak üzere yarattığı hedef ahsen olmak mıdır? Allah Teala öyle buyuruyor. Yoktan var eden irade ilahi iradedir. Ama bütün kainatı kontrol altında tutan külli irade sünnetullah'tır. Allah Teala'nın kendisine cüz'i irade verdiği varlık da insandır.
işte cüz-i irade sahibi varlık için Allah'ın tayin ettiği ve bu dünyadayken seçilen son hedef, kalbin 19 kademede müzeyyen olması, Allah'ın zatının görülmesidir. Nitekim Allah'ın zatına ulaşmayı dilemek, bu yükselmeyi, Allah'ın zatını görmek de bu da yücelmeyi, birisi nefs eskesi, diğeri nefs hasbesi, yaratılış gayemiz evet budur. Allah Teala da şüphesiz ki Allah bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem Hocam, ahsen-i takvime ulaşmak konusunda atılacak ilk adım nedir? Ahsen-i takvime ulaşmak konusunda atılacak ilk adım bir dilektir. Kişinin iradesini kullanmasıdır. Hani fıtratının başlangıcı, şeytanın bütün kapılarının açık, Allah'ın bütün kapılarının kapalı olduğu bir dizayn ifade eder. Hani fıtratının sonu ise Allah'ın bütün kapılarının açık, şeytanın bütün kapılarının kapalı olduğu bir muhteva ifade eder. Öyle olunca hanif fıtratıyla yaratılan kişinin hanif dinini yaşayabilmesi Allah-u Teala'nın kendisine verdiği iradeyi kullanmasına bağlı. Ruh zaten Allah'ı talep ediyor. Akıl bulunduğu ortamda şuur sahibi olur. Allah'ın emirlerinin yerine getirdiği yasaktan işlenmediği bir ortamda şuurlanan akıl mutlaka iradesini Allah'a ulaşma dileğinde kullanan akıldır. Ama eğer Allah'ın emirlerinin yerine getirilmediği yasaklarının işlendiği bir ortamda şuurlanmışsa akıl, o zaman o nefsin talebini yerine getirecektir. Yani burada irade, akıl ve ruh talebi, akıl ve nefsin talebi söz konusu. Kişi hevasına tabi olduğu zaman irade devrede yok. O sadece seçim yapmayan, dünya hayatını tercih eden birisidir ki öyle bir kişi asla Allah'a yaklaşamaz. Ama ahsen-i takvime ulaşmak istiyorsa ilk adımı Zümer 17 ve Rum 31'de zikredildiği gibi onlar tağuta kul olmaktan içtinab ettiler. Neyle? Allah'a ulaşmayı dilediler. Zümer 17 bunu açıklıyor. Rum 31'de Münibine ileyhi, Allah'a yönel ve takkohu ve böylece takva sahibi ol. İşte bu kişinin iradesini kullandığının kesin ispatıdır. İradesini kullanan bir insan ahsen-i takvime ulaşmak üzere ilk adımı atmıştır. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem Hocam, Allah'a doğru yapılacak yolculuğu ruh kendi kendine mi yapar? Allah'a giden yolculuğu ruhun kendi kendine yapması imkanı yoktur. Bir kere her şeyden evvel ruhun Allah'ın zatına ulaşması nefs tezkiyesine bağlı. Ama hiç kimse kendi nefsini tezkiye edemez. Çünkü bir insanın Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi olmasa kulaklar da kapalı, gözler de kapalı ve kalp de kapalı. Dedik ya hani fıtratının başlangıç noktasında istisnasız şeytana açılan bütün kapılar açık, Allah'a açılan bütün kapılar kapalı. Bu sebeple böyle bir insan asla Allah rahim esmasıyla tecelli etmedikçe nefsini tezkiye edemez. Ama kim Allah'a ulaşmayı kalben dilerse, Allah bu talebi kimin kalbinde görürse, o zaman Allah rahim esmasıyla tecelli etmek suretiyle o kişinin nefsini Allah tezkiye ediyor, o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırıyor, o kişiyi şeytana kovmaktan Allah kurtarıyor. O zaman
Allah'a doğru yapılacak yolculuğu ruh kendi kendine mi gerçekleştirir? Hayır. İstisnasız mutlaka bir sultan olması lazım. Rahman suresinin 33. ayet-i kerimesinde Ya maşerel cinni vel insi en istetatum Ya maşerel cinni vel insi en istetatum en tenfizu min akdere semavati vel ard fenfizu la tenfizu ila bi sultan. Bir sultan olmadan kişi gök katlarını çıkamaz. Bu sultan her devirde devrin imamıdır. Dolayısıyla ruh devrin imamıyla hayattayken bu yolculuğu yapıyor. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem Hocam, ahsen-i takvime ulaşmamızı sağlayacak olan nefs tezkisi ve tasfiyesi nasıl gerçekleşir? Evet, gerçekten de kişi az evvel ifade ettik. Hiç kimse kendi nefsini tezkiye edemez. O zaman nefsini tezkiye etmezse hiç kimsenin ruhu Allah'ın zatına kendi kendine ulaşamaz. Nefs tezkiyesini ve ruhun Allah'a ulaşmasını gerçekleştirmezse hiç kimse kendisini şeytana olmaktan kurtaramaz. O zaman ne yapması lazım? İlk adımı attıktan sonra Allah Teala bu talebi kimin kalbinde görürse Allah 99 esmanın sahibi Rabbimiz Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Ve Rahim esmasıyla tecelli ettiği zaman Enfal 29'a göre peş peşe ona 7 Furkan veriyor. Ama Allah-u Teala o halde bırakmıyor. Kalbine hidayetle ulaşıyor Tegamun 11. Kaf 33'e göre o kalbi Allah kendisine çeviriyor. Enam 125'e göre Allah-u Teala o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açıyor. Ve Zümer 22'ye göre o kişinin kalbine Allah'ın nuru ulaşıp huşu sahibi oluyor. Hadid, huşu sahibi olan insan Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece hacet namazı kılarsa Allah ona mutlaka mürşit gösteriyor. Mürşide tabi olan bir insan Allah'tan 7 nimet alıyor. 7 nimetle 7 kademede nefs tezkiyesi, ruhun 7 tane gök katı yükselip Allah'ın zatına ulaşması, ermiş evliya olması. Bu noktadan itibaren kişi eğer zikrini azaltırsa hangi ayet gereğince? Hadid 16. Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesi gereğince zikrini azaltırsa o zaman Allah-u Teala kitap eline ifade ediyor. Eylem yerine zine amenu en takşa kulum li zikrilayi muhammahan zenemil hak ve la yekunu kellezine util kitabe min kabli. O kitap ehli gibi olmasınlar. Ve ta'le aleyhim ahmet. Üzerlerinden zaman geçti fe kaset kulubum. Zikirsizlik sebebiyle kalpleri kasiyet bağladı. Kalbi kasiyet bağlayan insanlar kesinlikle onlar fıska düşenlerdir. Dolayısıyla ahsen-i takvime ulaşmak mutlak surette nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle, nefs tezkiyesinin de yegane vasıtası zikirdir. Allah-u Teala Müzemmil 8 ve ezkür ismi Rabbike fetebeddil tebdile. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah-u Teala'ya dön. Her şeyden kesilerek ruhumuzun Allah'ın zatına ulaşması ancak zikirle mümkündür. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem Hocam, nefsini tezkiye etmeyen kişi şeytanla olan bağını kesebilir mi? Hayır. İşte az evvel ifade ettik. Her şeyden evvel hiç kimse kendi nefsini tezkiye edemez. Çünkü Allah Rahim esmasıyla tecelli etmezse o kişinin kulakları kapalı, kalbi kapalı ve gözleri kapalı. Ancak o kişi kalben ulaşmayı dilediği an Allah Rahim esmasıyla tecelli ediyor ve onu mürşidine ulaştırıyor. Onun nefsini Allah tezkiye ediyor. Onun ruhunu Allah kendisine ulaştırıyor. Onun fizik vücudunu şeytana kovmaktan Allah kurtarıyor. Allah, Allah, Allah. O zaman nefs tezkiyesi yapmayan kişi şeytanla olan bağını kesebilir mi? İmkansız. Kimdir şeytanla olan bağını kesebilen? Nefs tezkiyesini yapabilen. Nefsimizin afetleri adeta şeytanın içimizdeki temsilcisi. Her bir afet. Nefsleri onları giderek şeytanın kölesi yapıyor. Bu kölelik arttıkça şeytanın emirleri daha üst seviyede yerine getiriliyor. Yani kişi ya Allah'ın kölesi olacak veya kesinlikle şeytanın kölesi olacak. Allah razı olsun.
Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem Hocam, lügat manası itibariyle ahsen olan manasına gelen muhsinler kimlerdir? Lügat manası itibariyle ahsen olan kişiler, muhsinler, fizik vücutlarını da Allah'a teslim edenlerdir. Allah Teala Nisa 125'te açıkladığı gibi ama en güzel ifadesini Ali İmran 20'de de açıklıyor. Men ahsenu dinen mimmen esleme ve şehu lillahi ve muhsinun ve teb'u milleti İbrahim'e hanife ve tehazallahu İbrahim'e halile. Hanif olarak Hazreti İbrahim'in dinine tabi olmuş ve beşini, fizik vücudunu Allah'a teslim ederek muhsin olan kimseden dinen daha ahsen kim vardır? Fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Demek ki ahsen din fizik vücudun Allah'a teslimidir. Allah Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı dost edindi. Ali İmran Suresi'nin 20. ayet-i kerimesinde de eğer seninle tartışırlarsa de ki ben ve bana tabi olanlar biz veçimizi de Allah'a teslim ettik. O kitap sahiplerine ve ümmilere söyle. Siz de teslim oldunuz mu? Eğer teslim olurlarsa onlar hidayete ermişlerdir. Ben tevelle ve yüz çevirirlerse senin vazifen sadece tebliğdir. Vallahu besirun bil ibad. Öyleyse kimdir muhsin? Fizik vücudunu da Allah-u Teala'ya teslim eden kişi. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem Hocam, nefsinin kalbindeki bütün afetlerin yok olduğu nokta neresidir? Nefsimizdeki afetlerin tamamen yok olduğu nokta daimi zikire ulaştığımız noktadır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz de şöyle buyuruyor. Şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Kimdir şeytanın kapısını zikirle kilitleyen? Ulul Elbab. Allah Teala Ali İmran Suresi'nin 191. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Li ulul elbab ellezine yezkurunallaha kıyamen ku'uden ve ala cunubihim. Ulul elbab olan kullar için onlar ayaktayken, otururken, yan üstü yatarken devamlı Allah'ı zikrederler. İnsan için bir dördüncü hal mevcut değil. Ya kişi ayaktadır veya kişi oturuyordur veya geceleyin yatağında yan üstü yatıyordur. Bir dördüncü fil insanoğlu için mevcut değil. Üç halin üçünde de Allah kendisinden zikretmesini istiyor. Ve bu sebeple de Allah Teala daimi zikri farz kılmış. Zikri farz kılmış, müzemmil 8. Çok zikri farz kılmış, Ashab 41. Daimi zikri farz kılmış, Nisa 103. İşte bu daimi zikri farz kılması hasebiyle Allah Teala bu emre itaat edenler, onlar nefslerindeki bütün afetleri temizleyebilenlerdir. Nefsteki afetlerin bitmesi, nefsin en güzel hüviyete bürünebilmesi ancak 19 afetin tamamen kalpten temizlenmesiyle mümkündür. Ne zaman bu gerçekleşir? Kesinlikle ihlasa ulaştığınız nokta, kalbin 14 kademe müzeyyen olduğu nokta. Yetmez, 28. basamağın 5. kademesinde de 5 kademe daha kalp müzeyyen oluyor. Ve böylece irade teslimini yapan bu kişi, Allah zatını ona göstermek suretiyle kalp 19 kademede müzeyyen oluyor. Kalbi 19 kademede müzeyyen olan bir insan sabrın sahibi bir insandır. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem Hocam, Ahsenel Hüsna'nın bir başka işareti de Allah'ın zatını görmektir. Her devirde Allah'ın zatını görenler olmuş mudur Muhterem Hocam? Evet, gerçekten Ahsenel Hüsna'nın bir başka işareti Allah'ın zatını görmektir. Her devirde Allah'ın zatını görenler var mı? %100 evet. Allah Teala birçok ayet-i kerimede mesela şu anda aklıma gelen Bakara 140. Allah'ın katındaki şehadeti ketmedenden daha zalim kim vardır? Men ezlemu mimmen keteme şehadeten indehu min Allah. Allah'ın katındaki şehadet Allah'ın zatının görülmesidir. Dolayısıyla her kim ki Allah'ın zatını görülmez diyorsa o zaman o Allah'ın katındaki şehadeti ketmediyor. İşte ona Allah Teala zalim diyor. Sonra Allah Teala
Yunus suresinin 25-26. ayet-i kerimesinde Allah teslim burada olan zatına davet ediyor ve dilediğini de sırat-ı müstakim ulaştırıyor. Onlar için ahsan-ül husna var, Allah'ın zatına ulaşmak ve ziyade ve ziyadesi Allah'ın zatını görmek var. Öyleyse eğer kişi daveti kabul eder de yoluna devam eder, nefs eskesi ve tasfiyesi yaparsa, o zaman Yunus 26'da zikredildiği gibi ve ziyadesi Allah'ın zatının görülmesidir. Öte yandan En'am suresinin 104. ayet-i kerimesi galiba. 104'e bakalım. En'am 104. قَدْ جَاكُمْ بَسَائِرُوا مِنْ رَبِّكُمْ. Rabbinizden size basiretler, kalp gözlerinize görme yeteneği gelmiştir. Artık kim basirette kalp gözüyle görürse onun lehinedir. Kendi nefsi içindir. Kimin de kalp gözü kör olup kalırsa bu taktikte onun aleyhindir. Öyleyse burada Allah-u Teala açıkça kalp gözünden bahsediyor. Kaf suresinin 37. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bir kere daha Allah'ın zatının görülmesinden bahsediyor. اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا ذِكْرَ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَ السَّمَا وَهُوَ شَيْدٌ. Öyleyse muhakkak ki bunda kalpleri olan, lika edilene işitebilen, kalp gözüyle Allah'a şahit olan kişiler için mutlaka bir ibrettir. Öyleyse kişi kalp gözüyle Allah'ın zatını görebiliyor. Necm suresinin 11. ayet-i kerimesinde مَا كَذَّبَ الْفُوَادُ مَا رَاهُ. Gözünün gördüğünü kalbi tekzip etmedi. Daha evvel defaatle kalp gözüyle Allah-u Teala, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ın zatını görmüştü. Ama gözünün gördüğü, buradaki gözünün gördüğünden murat, Miraç olayında ruhunun baş gözüyle Allah'ın zatını görmesidir. Ruhun baş gözüyle Miraç'ta Allah'ın zatını gören Peygamber Efendimiz, daha evvel kalp gözüyle defaatle Allah'ın zatını görmüştü. İşte hadiste zikredilen olay, ben nasıl müjdeliyorsam siz de müjdeleyiniz. Müjdeliniz ki Allah'ın zatına şahit olanlar cennette birlikte olacaklardır. Kimdir her zaferinde Allah'ın zatına şahit? Allah'ın zatına şahit olanlar, onlar kalp gözleriyle, ruhun baş gözleriyle Allah'ın zatını görenlerdir. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem Hocam, ahsen-i takvim içinde davranış biçimlerimiz de en güzele ulaşacak mıdır? %100 evet. Zaten Efendimiz, Muhterem Efendimiz, biz insanlar için iki mutluluğu ifade ediyor. Enfusi mutluluk, daimi zikirle, afaki mutluluk, çevremizdeki insanlara olan Allah'ın emrettiği biçimdeki davranış biçimleriyle davranmakla. Şimdi, üç tür davranış biçimi var. Kısas, af ve kötülüğe karşı aile mukabil etme. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ey insanoğlu, her şeyi Allah sizin için yarattı ama sizi kendisi için yarattı. Öyleyse her şey bizim için ama biz Allah içiniz. Şimdi ayet-i kerimeye bakalım. Gerçekten öyle mi? Ayet-i kerimede Bakara 29. Huvellezi halaka lekum ma fil ardi cemian. O yüce Allah ki gökleri şeylerde ne yarattıysa sizin için yarattı insanlar. Yeryüzünde yaratılanlar kainat dizaynı için bir toz zerresi. Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde bütün kainatın insan için yaratılmış olduğunu ifade ediyor. وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا. Göklerde ve yerlerde arasında yarattığımız canlı ve cansız her şeyi katımızdan insanın emrine müsaade kıldık. Bakara 29, Câsiye 13'te her şey insan içinse insan da Allah için. Allah için olmak, Allah'ın bize ihtiyacı yok, başkaları için yaşamaktır. O zaman başkaları için yaşamak noktasındaysak, kimdir Allah için olan? Her şeyini Allah'a teslim eden, başka insanlar için çalışan. Kimdir her şeyini Allah'a teslim eden? Ruhunu da teslim eden 22. basamak, fizik vücudu teslim eden 25. basamak, nefsini teslim eden 26. basamak, İhlasa ulaşan 27. basamak ve iradesini teslim eden 28. basamağın 4. kademesi. Böylece başka insanlar için yaşayan kişi. Allah-u Teala
hadiste şöyle buyuruyor: Ya Rabbi, benim suretimi ve şeklimi ahsen kıldığın gibi ahlakımı da güzelleştir. Benim suretimi ve şeklimi ahsen kıldığın gibi ahlakımı da güzelleştir. İşte suretten murat ruhu, eğer Allah-u Teala güzelleştirmişse şeklimi de, ki insan şekli fizik uzun şeklinde, o zaman ahlakımı da güzelleştir buyurmasıyla davranış biçimleri hemen devreye giriyor. Davranış biçimleri açısından olaya baktığımız zaman, biz Allah içinse Allah için olmak başkaları için yaşamaktır. O zaman başkalarıyla olan ilişkimizde onların bize nefsine uyarak ulaştırdığı zulüm, bizim tarafımızdan affetmeyi ve ötesinde bu zulme karşı bizim kötülükle, kötülüğe karşı hayırla mukabele etmeyi gerektiriyor. Evvela affetmek, onların zulmünü ve arkasından kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Allah-u Teala tam 4 tane ayet-i kerimede kötülüğe karşı hayırla mukabele edenleri de ifade ediyor. Bu davranış biçimi, evet, kötülüğe karşı iyilikle mukabele edenler. Ra'd suresinin 22. ayet-i kerimesi, seyyiate hasenatla savan kimseler. O insanlar zulmediyorlar, onlar affediyor ama affetmekle kalmıyor, hasenatla mukabele ediyorlar. Müminin 96 seyyiate kötülükte en güzel olarak yok et. Kasas 54'te onlar seyyiatı hasenatla savarlar. Fusilet 34'te hasenatı seyyiatla savarlar. Öyleyse buradan evvel affetmek ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek, bu da davranış biçimleriyle yaşanan bir mutluluk. Afaki mutluluk. Enfüsü mutluluk daimi zikirle, afaki mutlulukta davranış biçimleri Allah'ın emrettiği biçimde gerçekleştirmekle elde edilir inşallah. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem Hocam, ahsene ulaşmak mutluluğun en üst boyutta yaşamak manasına da gelir mi? Evet, ahsene ulaşmak, yani dünyadayken seçilenler için ahsene ulaşmak mutluluğun en zirve noktada yaşanmasını ifade ediyor. Ondan sonrakiler, kavim resulleri ve o kavim resullerinden Allah'ın her devirde seçtiği bir kişi, devrin imamı, onlar doğmadan evvel seçiliyorlar. Risaletle vazifelidirler. Allah bütün Resullerini doğmadan evvel seçiyor. Ama dünyadayken seçilenler, onlar için son makam, salah makamının 5. kademesi, Allah'ın zatının görülmesiyle noktalanıyor. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem Hocam, günümüzde yaşayan en ahsen örnek kimdir? Günümüzde yaşayan en ahsen örnek, elbette Allah'ın tasarrufunda olan Muhterem Efendimiz devrin imamıdır. Allah-u Teala hem hadislerde Nebiyye Sultanı Peygamber Efendimiz söylemiş, en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Ümmetimin en hayırlısı Mehdi Aleyhisselam'dır buyuruyor. En ahsen örnek odur. Ümmetinin en hayırlısı ve sizin zorluklarınızı gideren veliniz olan kimseye katılınız, o Mehdi'dir. Allah'ın tasarrufundadır. Mehdi Aleyhisselam'ın, Muhterem Efendimiz'in Allah'ın tasarrufunda olması, Allah-u Teala tam 7 tane ayet-i kerimede dile getiriyor. Hemen o ayetleri kerimeye baktığımız zaman göreceğiz ki Mehdi Aleyhisselam'ın konuşması, o kendi hevasından konuşmuyor, Allah'ın kendisine konuşturduğunu konuşuyor. Arap 188. Mehdi Aleyhisselam'ın yaptırdığı, Allah'ın kendi kendine yaptırdığı bir şey değil, Allah'ın ona yaptırdığıdır. Onlar sizi öldürmediniz ama onları Allah öldürdü. Attığın zaman sen atmadın, Allah attı. Fetih 10, Mehdi Aleyhisselam Allah'ın daimi tecellisinde olduğunu ifade ediyor.
ve Necm 26'da, Cin 21'de devrin imamının izni olmadan nice gökte meleklerin şefaatinin bir fayda vermediğini Allah Teala bize söylüyor. Nahl 127 ve Kasas 68'de Rabbin dilediğini yaratır seçer, irade ve serbestlik onların değil. Tüm bunlar bize şunu gösteriyor. Devrin imamı Allah'ın tasarrufunda. Onun her söylediği Allah'ın kendisine söylettirdiği, yaptırdığı, Allah'ın kendisine yaptırdığı ve Allah'ın daimi tecellisinde bulunuyor inşallah. Dolayısıyla bu açıdan insanların içinde her devirde en ahsen örnek Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği Nebi Resul veya onun olmadığı dönemlerde kavim Resullerinden Allah'ın vekaleten devrin imamı olarak tayin ettiği zamanın imamıdır. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem Hocam, İslam'ın 5 şartı ile ahsene ulaşmamız mümkün müdür? İmkansız. İslam'ın 5 şartı ile bırakın ahsene ulaşmayı, kurtuluş mümkün değil. Çünkü Allah Teala'nın bizlere tayin ettiği 7 tane hedef emir var. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmak, ruhu teslim etmek, fizik vücudu teslim etmek, nefsi teslim etmek, ihlasa ulaşmak, iradeyi teslim etmek. Şimdi bu 7 hedef emrin hiçbirisi İslam'ın 5 şartının içinde yok. Vasıta emirlerden ne var? Vasıta emirlerden Allah'a ulaşmayı dilemek ve zikir. Şu anda genellikle din tatbikatında bunlar da yok. Kalan ne var? Kalan günde 5 vakit kılınan namaz var. Oruç var 2, hac var 3, zekat var 4, kelime-i şehadet 5. Bu İslam'ın 5 şartının da ne yazık ki Allah'a ulaşma dileği yoksa hiç kimsenin İslam'ın 5 şartıyla kurtuluşa ulaşması mümkün değil. İslam'ın 5 şartıyla kurtuluşun var olabilmesi o kişilerin mutlaka Allah'ın zatını dilemesine bağlı. Aslında ameli boşa giden, takva sahibi olmayan Allah'ın zatını dilemeyenler, ameli boşa gitmeyen, Allah'ın zatını dileyen takva sahipleri. Şimdi bakın, ameleri boşa gitmeyen, Allah'ın zatını dileyen takva sahipleri. Öyleyse bir insan Allah'ın zatını dilemedikçe kesinlikle ameli boşa gidiyor ve o takva sahibi değil. Allah'ın zatını dilemedikçe ameli boşa gidiyor ve takva sahibi de değil. Bakara 217, Alman 22, Maide 53, Araf 147, Tövbe 17, Tövbe 69 ve Kehf 105. Belki Kehf 105 çok manidar bir. Onlar ki Rablerinin ayetlerini ve ona mülaki olmayı inkar ettiler, onların ameli boşa gidiyor. Öyleyse bu insanlar takva sahibi değil. Ama öte yandan Bakara 272, Enam 52, Rad 22, Kehf 28, Rum 38-39 ve insan 6, Leyl 20. Bunlar da Allah'ın zatını dileyen, ameli boşa gitmeyen, takva sahibi olanlar. İşte ayetler gayet açık ortada. O zaman eğer olay buysa, o kişinin kurtuluşu için Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. Dileyen bir insanın gerçekten dileyip kalben dileyip dilemediği nereden anlaşılır? O kişiye Allah'ın zikri sevdirmesi, mürşidi sevdirmesinden anlaşılır. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz olsun. Muhterem Hocam, bugün görseniz izleyicilerimizden gelen sorular var. İnşallah. Aydın'dan Ergün Bey. Muhterem Hocam, Allah malı dilediğine, ilmi dileyene verir. Hadisini açıklar mısınız? Allah razı olsun. Evet, gerçekten malı dilediğine, ilmi de dileyene. Yani 7 tane ayet-i kerimede dünya hayatını dileyenler var. Bakın Allah Teala ne buyuruyor? Kim bizden dünyayı isterse veririz. Rabbimiz bize dünyada ver derse. Ahirette onun nasibi yok. Yani bunlar hevasına tabi olanlar, nefsine tabi olanlar, iradelerini kullanmayanlar. Yunus 7, kim dünya hayatından razı olsa veririz. Varacağı yer ateş. Bu 7 grup ayet-i kerimede olay bu. Dolayısıyla Allah malı dilediğine veriyor.
dilediği kişi dünyaya meyleden kişidir. İradesini kullanmıyor. Dolayısıyla Allah Teala ona veriyor. Ama ilmi dileyene, neyi dileyene verir? Allah'a ulaşmayı dileyene. İşte 7 ayet-i kerimede kendisine ilim verilenler. İlmi dileyene. Bir insanın kendisine ilim verilenlerden olabilmesi mutlaka o kişinin iradesiyle Allah'ı dilemesi gerekir. Mesela Hac 54'ten hemen söyleyebilirim. Kendilerine ilim verilenler onun söylediklerinin Rabbinden bir hak olduğunu bilmeleri, ona iman etmeleri için kalplerinin onu Allah'a idrak etmesi için Allah amin olanları sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Yani kendilerine ilim verilenler nedir bunlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Rablerinden kendilerine indirileni hak olması, hak olduğunu bilmeleri için Allah Teala kalplerine ne yapıyor? İhbatı idrak etmesi için kesinlikle ihbatı koyuyor. Nahl 27'de onlar için ayrılıklara düştünüz. Kendilerine ilim verilenler şöyle dedi. Muhakkak ki rezillik ve azap bugün kafirlerin üstünedir. İsra 107. İster Kur'an'a inanın ise inanmayın. Ondan önce kendilerine ilim verilen kimseler onlara Kur'an'ın secde ayetleri okunduğu zaman mutlaka hemen çeneleri üstüne kapanırlar, secde ederler. Yani Kur'an'ın kendilerine ilim verilenler Kur'an'ın hükümlerine itaat ederler. Kasas 80, işte Karun ve Harun'dan bahsediliyor. İkisi de Hazreti Musa Aleyhisselam döneminde yaşamış. Karun Allah'ın kendisine mal verdiği kişi. Harun da Allah'ın kendisine ilim verdiği kişi. İlim verilenler size yazıklar olsun. Amenü olan salih amel nefs eskesi yapanlar için Allah'ın sevabı daha hayırlıdır. Bunu sabredenlerden başkası mülaki olamaz. Tekrar ediyoruz. Demek ki yazıklar olsun size ilim verilenler yani Allah'a ulaşmayı dileyenler. Amenü olup salih amel nefs eskesi yapanlar Allah'ın katındaki sevap daha hayırlıdır. Ama buna ancak sabredenler ulaşabilir. Ankebut 49 yine aynı şeyi. Rum 56 ilim ve iman verilenler. Tüm bunlar Muhammed 16'da kendilerine ilim verilenler. Biraz önce o ne dedi? İşte Allah'ın 7 Furkan vermediği insanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, kendilerine ilim verilmeyenlerdir. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Zekiye Hanım, Muhterem Hocam, dedem ve babaannemle birlikte kalıyorum ve çoğu zaman akrabalarım da geliyor. Onlara Allah'ın istediği mutluluğu ulaştırabilmem için davranışlarım ve hizmetim nasıl olmalıdır? Allah razı olsun. Onları mutlu edebilmen için her şeyden evvel senin mutlu olman lazım. Mutluluğun da sendeki karşılığı zikirdir. Zikrini artıracaksın ve Allah'tan yardım isteyeceksin. Geldiği zaman da ben bilmiyorum mantığıyla değil, acziyet içerisinde devamlı Allah'a sığın. Ya Rabbim ben şu anda bizim evimize gelenleri ben senin için mutlu etmek istiyorum. Yani ben senin içinim. Muhterem Efendimizin ifade buyurduğu gibi halk ile ama hak için. Öyleyse hak içinsek, Allah içinsek o zaman o halkı mutlu etmemiz lazım. Mutlu edebilmemiz Allah'la bile olmamıza bağlı. Yardım isteyeceğiz. Zikrimizi artıracağız, yardım isteyeceğiz ve Allah'ın yardımı geldiği takdirde de başarmış olduğumuzu göreceğiz. Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem Hocam, Bursa'dan Mehmet Açıkalın. Bakara suresi 214 ve Ahzab suresi 11. ayet kerimeleri açıklar mısınız? İki ayet arasında bir illiyet rabıtası var mıdır? Allah razı olsun. Ahzab 11. İnşallah Muhterem Hocam.
Bakara 214, yoksa siz kendinizden önce geçenlerin başına gelenlerin sizin de başınıza gelmedikçe cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Onlara öyle şiddetli bela, sıkıntılar, felaketler dokundu ki Resul ve onun yanındaki ameli olanlar Allah'ın yardımı ne zaman diyecek kadar sarsıldılar. Allah'ın yardımı gerçekten yakın değil mi? Orada müminler imtihan edildiler. Şiddetli sarsıntıyla sarsıldılar. Şimdi iki ayet öncesine bakalım. Ahzab suresinin iki ayet öncesinden. Ey iman edenler, ulaşmayı dileyenler, Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Size üzerinize ordular gelmişti. O zaman onların üzerine rüzgar ve sizin göremediğiniz ordular gönderdik. Ve Allah yaptığınız şeyleri görendir. Şimdi Allah'ın yardımını Allah-u Teala ifade ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Size üzerinize ordular gelmişti. Demek ki İslam'a karşı düşman grubundan ordular var. Onlar gelmişti. O zaman onların üzerine Allah-u Teala rüzgar ve sizin göremediğiniz ordular gönderdi. Rüzgar geliyor. Bir, ikincisi de mesela Efendimiz, Muhterem Efendimiz Haçlı donanması ile Osmanlı donanması Akdeniz'de karşı karşıya geliyorlar. Haçlı donanması Osmanlı donanmasının 3 katı kadar. Ve Barbaros Hayrettin Paşa gece secde vaziyetinde Allah'tan yardım istiyor. Ya Rabbim diyor, ben senden zafer istiyorum. Ben senin içinsem bana yardım et. Galibiyeti bana nasip et. Ben senin için değilsem bu sözüm, o zaman şu anda emaneti teslim etmeye hazırım. Kendisini ortaya koyuyor Allah-u Teala'ya. Ve Allah-u Teala da yaz ve şu yazıyı da yaz ve geminin bordalarına yaz. Allah rüzgarları dilediği yerden estirir. Öyleyse demek ki rüzgarlar Allah'ın emrinde. Allah-u Teala rüzgarları dilediği gibi kullanıyor ve o kişilere yardım babında rüzgarı devreye koyuyor. Göremediğiniz ordular, melekler. Mesela yine Osmanlı'da Efendimiz anlatıyor. Çanakkale Muharebesi'nde bir grup düşman askeri bir bulut yukarıdan geliyor, iniyor ve onları kaplayıp yok ediyor. O bitiyor yani. Ve yine o Yunanlılarla olan savaşta General Trokopis Efendimiz öyle anlatıyor. Yani diyor ki bizi esir eden, öldüren o askerleri bana getirin diyor. İşte bunlar da diyor, hayır diyor, bunlar değildi. Onların başında sarık ve cübbeleri vardı. Onlar değildi. Anlıyoruz ki gerçekten Allah yolunda olan savaşta daima Allah'ın yardımıyla galibiyet sağlanmıştır. Göklerin orduları, melekler Allah-u Teala her zaman devreye konmuştur. Şimdi devam ediyor Ahzab 10. Ahzab 10'a bakalım şimdi. Onlar sizin yukarınızdan ve aşağınızdan üzerinize geldiği ve gözlerinizin yıldığı ve kalplerin hançereye ulaştığı, yüreklerin ağza geldiği zaman Allah'a karşı zanlarda bulunuyordunuz. Demek ki Allah-u Teala böyle dememize rağmen insanlar, kalbi zayıf olan insanlar bu duruma düşmüşler. Ahzab 11. Orada müminler imtihan edildiler, şiddetli sarsıntıyla sarsıldılar. Şimdi o zaman kardeşimiz diyor ki Bakara 214 ile Ahzab 11 arasında bir ilet rabıtası var mı? Kesinlikle var. Yani her zaman müminler imtihan ediliyorlar. Ama sonuçta müminlerin galibiyeti Allah'ın yardımı iledir. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Biz izleyicimiz Muhterem Hocam, Kur'an'ın Allah'tan geldiğini nasıl ispat edebiliriz? Kur'an'ın Allah'tan geldiğini nasıl ispat edebiliriz? Yaşarsan kesinlikle
bu gerçekleşebilir. Mesela 7 grup ayet-i kerimede Allah Teala Allah dilediğine hikmeti verir. Kime hikmet verilmişse onlar çok büyük hayır vermiştir. Bunu ancak ulelbap tezekkür edebilir. Her şeyin yer aldığı Kur'an-ı Kerim, kimler için her şey Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor? Ulelbap için. Çünkü ulelbap, daimi zikrin sahipleri, Allah'la arandaki açık kapıdan her suali Allah'tan sorup cevap alabilecek olan standartlardadırlar. Enam 38'de biz bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Öyleyse bütün kainatın ilmi Allah Teala bu kitaba yerleştirmiş. İnsanlar hepsi bir araya gelseler bunu yapabilirler mi? İmkansız. Enam 67. Her haberin bir gerçekleşme zamanı var. Her şeyi açıklamak için sana bu kitabı indirmiş. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Zikir ehli yani ulelbab, daimi zikrin sahipleri. Onlar her şeyi bilirler mi? Hayır, her şeyi bilmeleri imkansız. Ama her şeyi bilen Allah ilmi ve rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Fakat onlar daimi zikir sebebiyle Allah'a her şeyi bilen Allah'a sorarak her sualin cevabına ulaşabiliyorlar. Furkan 33 keza öyle. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Biz diyeceğimiz Muhterem Hocam Efendimiz daimi zikir için önerdiği 52 dakikalık zikirde saatlerimizi 24 saat kurmamız gerekiyor mu? Akşamları ve geceleri eşim alarm sesinden rahatsız oluyor ve alarmı kapatmak zorunda kalıyorum. Sadece gündüzleri de saat kurarak daimi zikire, hedefimize ulaşmamız mümkün mü? Allah razı olsun. Sevgili kardeşim, evdeki saatle değil ki. Senin koluna takacağım bir saatle her seferinde sen ilk 52 dakikayı ayarladığın zaman 2 dakikada bir sana devamlı işaret verecek ki bir hafta boyunca işaret verecek ki sen de zikre başlayasın. Yani elindeki bir kol saatiyle bunu gerçekleştirebilirsin. Evindeki olan çalar saatle değil. Titreşime geçirirsin vesaire vesaire. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Bir izleyicimiz Muhterem Hocam, bayan kardeşlerimizle sizi izliyoruz. Başta Efendimiz olmak üzere sizi çok ama çok seviyoruz hem de kalbimizden. Sorumuz Efendimizle Efendimizin bizlere söylediği etrafımızdaki bütün insanları bir mutluluk vasıtası olarak nasıl kullanabiliriz? Allah razı olsun. Onları mutlu ederek sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel siz etrafınızdaki insanları mutlu etmek istiyorsanız sizin mutlu olmanız lazım. Allah Teala da bu imkanı bize veriyor. Bir tek dilekle 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını bize hibe ediyor. O zaman siz insanları mutlu etmek istiyorsanız siz Allah'a ulaşmayı kalben dileyeceksiniz. 7-8 aylık süre içerisinde ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman Allah'a dostsunuz ve bu dileği yayacaksınız. E tabi bu sırada her zaman çevrenizde nefsine tabi olan insanlar da var. Nefsine tabi olan insanlar doğal olarak kendileri mutsuz, sizi de nefslerin davranışıyla mutsuz edecekler. Ama ona rağmen siz eğer affedebilirseniz ve bu dileği yaymaya devam ederseniz herkese, o zaman siz affedebilen, kötülüğe karşı hayırla mukabele edebilen, onları mutlu edebilen, kimin ulaşmaya dileğine vesile olursanız, sizin onları mutluluğunuzda bir pay sahibi olduğunuzu bilmenizi isterim. Çok basit, çok kolay. Yani insanları mutlu etmek, nefslerini, taleplerini onlara vermekle değil. Ben insanları mutlu edeyim, gidip ona bir ev alacağım. Vallahi geçici zevk yaşar ama mutlu olamaz. Ben insanı mutlu etmek istiyorum ama gidip ona bir araba alacağım. Mutlu olamaz. Sadece geçici bir zevki yaşar. Ama çünkü bizi huzursuz ve mutsuz kılan bunların yokluğu değil. Bizi huzursuz ve mutsuz kılan nefsimizin afetleri. Nefsimizin afetleri bizi huzursuz ve mutsuz kıldığına göre bu afetleri azaltan yegane vasıta zikir. Ama bu zikrin de sizin üzerinize tesir vücuda getirmesi, pozitif tesir, kalben ulaşmayı dilemenize bağlı. 24 saat zikredin, kalben ulaşmayı dilemezseniz o zikrin sizin üzerinizde bir tesiri yok, pozitif tesiri. Öyleyse anahtar kalben ulaşmayı dilemek. Diledikten sonra 7-8'lik süre içerisinde 3 ana cennet dünya saadetinin yarısı
Ve artık nefsinizin manevi kalbindeki nurlar karanlıkları geçmiş durumda. Dolayısıyla başkası eskiden size zulmettiği zaman hemen intikam almaya giderken, şimdi nurlar karanlıkları galebe ettiği için siz onu affedebilecek seviyedesiniz. Affederseniz ve peşinden bu benim kardeşim nefsine tabi. Nefsine tabi olduğu için bu davranışı sergilemesi gayet doğal. O zaman ben bu kardeşime yardım etmeliyim. Evvela affedeceksin, ondan yana davranacaksın. Affetmek karşıdan yana davranmaktır. Arkasından ne yapacaksın? Arkasından o kişinin bir daha bir başkasına böyle yanlış davranmaması için, çünkü biz başkaları için yaşıyoruz, başkaları mutlu için, o zaman da o talebi kendisine ulaştırdığın zaman, o zaman çevrenizdeki ne kadar insan varsa hepsi sizin bir mutluluk kapınızdır. Çünkü onları mutlu ettiğiniz zaman siz mutlu olacaksınız. İyilik yap, denize at. Balık bilmese kim bilir, Halık bilir. Siz, o karşı taraf size haksız davrandı. Siz affettiniz. Şeytan gelir der ki, ya sen enayi misin? O sana her türlü kötü davranışı yapıyor. Hayır sevgili kardeşlerim, dikkatle bakın. Tebliğ bizim işimiz, hesap bizim işimiz değil. Acaba anlatabildik mi? Mesela şu ayet-i kerimelere beraberce bakalım. Al-İmran suresinin 19. ayet-i kerimesi. Rad suresinin 40. ayet-i kerimesi. İki ayet-i kerimeyi söylemem sebebi ne? İki ayet-i kerimenin sonunda da وَعَلَيْنَ الْحِسَابِ var. Allah-u Teala birisinde سَرِيُ الْحِسَابِ, birisinde عَلَيْنَ الْحِسَابِ. Allah ne diyor? Hesap benim işim diyor. Diğerinde de سَرِيُ الْحِسَابِ. Olay olur olmaz anında Allah-u Teala hesabı görüyor. Ama Allah-u Teala diyor ki senin vazifen tebliğ. Öyleyse bizim vazifemiz tebliğ ise ve Allah'ın da vazifesi hesapsa, o zaman biz intikam almak durumunda mıyız? Hayır diyor Allah-u Teala, affet ve hemen onu da o kötülükten uzaklaştır, tebliğ et diyor. Senin vazifen bu. O sebeple Allah seril hesapsa o hesabı ona Allah-u Teala verecektir. Ama biz bize karşı o yanlış davranışı affedeceğiz ve hemen bir daha o kişinin de o yanlış davranışı yapmaması için de tebliğe başlayacağız. Çünkü o da Allah'a ulaşmayı kalben dilese, Allah'ın garantisine o da 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına sahip olacak. Dolayısıyla bizim davranış biçimimiz affetmek ve tebliğ etmek. Affetmek ve tebliğ etmek. Tebliğ etmek kötülüğe karşı hayırla mukabele etmektir. Nereden biliyoruz? Fussilet suresinin 33 ve 34. ayet kelimesinden biliyoruz. Ne diyor Allah Teala? Men ahsana kavlen mimmen da'a ila Allahi ve amile salihan ve kâle inneni minel müslümin. Ben teslim olanlardanım deyip salih amel işleyerek Allah'ın zatına davet edenden daha güzel sözlü kim vardır? Ve ondan sonra kötülükle iyilik bir değildir. Sen kötülüğü iyilikle sav. Öyleyse nefsine tabi olanlar doğal olarak afetlere tabi oldukları için hep kötülük yapacaklardır. Doğaldır. Ama o bize karşı kötülük yapanları hemen affetmek, çünkü hesap bizim işimiz değil. Affetmesek intikam alacağız, yani hesabımızı biz göreceğiz. Ama Allah Teala diyor ki hesap senin işin değil, hesap benim işim diyor. O zaman bırakacağız Allah Teala'ya. Ve hemen arkasından o kardeşimiz içinsek, Allah içinsek o kardeşimiz için ondan yana davranacağız ve hemen tebliğe başlayacağız. Allah'ın izniyle böyle yaptığımız zaman, o zaman biz dışımızda ne kadar insan varsa hepsi bizim mutluluğumuzun bir kapısı olacaktır. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhtemelen hocam, müsaadenizden Çanakkale'den Mehmet Bey bize bir görüntülü sual ulaştırdı. İnşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Kıymetli hocam, Google kanalınızdan hürmetle öpüyoruz inşallah. Kıymetli hocam, sizlere şu anki dünya yaşamındaki savaşlarla alakalı, zulümle alakalı ayetlerle birkaç sual sormak istedim. Allah-u Teala İbrahim Suresi 4. ayet-i kerimesinde her kavme Resul gönderdiğini, onlara kendi lisanlarıyla
kendi dilleriyle anlatsın, öğretsin diye. Ve Nuh 1, Fatır 4 ve Hakka 5 ayetleriyle bu Resulü gönderdikten sonrasında azap hak oldu diyor. Şu anda da dünya genelinde büyük savaşlar var, büyük zulümler var. Yani bu insanlar şu anda zulüm gören insanlara Allah-u Teala Resul gönderdikten sonrasında artık zulüm ondan sonrasında mı oluşuyor? Bu ayetler arasındaki illiyet rabıtasını bize anlatmanızı rica ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatü. Sevgili kardeşim, biz de seni çok seviyoruz. Şahsına bütün Çanakkale kardeşlerimize mutluluklar diliyoruz. Sevgili kardeşlerim, gerçekten Allah Teala biz Resul göndermesek azap etmeyiz. Resulün gönderilmesi Allah'ın el-ad esmasının bir gereğidir. Ama Resul mutlak surette tebliğ yapıyor. Neyi tebliğ ediyor? Allah'ın ayetlerini. Allah'ın ayetlerini tebliğ etmediği insan var mı? Hayır, mümkün değil. Çünkü cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde Allah Teala'nın cehennem bekçileri sual soruyorlar. Yaşadığınız dönemde sizi buraya ulaşmakla uyaran nezir geldi mi, gelmedi mi? Size dünyadayken Allah'a davet eden bir mübeşşir, müjdeleyici geldi mi, gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyorlar, geldi diyorlar. Tebliğ herkese ulaşıyor. Ama azap sözü kimin üzerine hak oluyor? Azap sözü kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyen, kalbi kasiyet bağlayanların üzerine hak oluyor. O insanlar delalet üzerine hak olanlar. Mesela iki grup ayet-i kerimede hemen şimdi şu anda ifade edeyim. Birisi evet, delalet azap sözü üzerine hak olanlar. Araf 30. Bir kısmı hidayete erdi, bir kısmı üzerine delalet hak oldu. Delalet hak olanlar üzerine azap sözü hak olanlardır. Allah Resulü göndermiş, hidayeti tebliğ etmiş. Hidayeti tebliğ ettiği zaman hidayete, tebliğe tabi olanlar, hidayeti dileyenler var. Onlar müjdeye kavuşuyorlar. Bir kısmının üzerinde delalet hak oluyor. Yani hidayeti dilemiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Yetmez, Allah'a ulaşmayı dilemekle kalmıyorlar. Kalplerine şeytan karanlıklarını ulaştırıyor ve delalet üzerine hak oluyor. Muhakkak ki onlar Allah'tan başka şeytanları dost edindiler. Eğer hidayeti seçselerdi, hidayeti dileselerdi, Allah'ın dostlarını dost edineceklerdi. Ama hidayeti dilemedikleri için, dilemeyen bu insanlar üzerine delalet hak oluyor ve şeytan onların dostu oluyor. Nahl 36'da da aynı şekilde bir kısmı hidayete erdi, diğerlerinin üzerine delalet hak oldu. Kasas 63'te üzerlerine azap sözü hak oldu. İster Allah-u Teala delalet hak olsun desin, İster azap sözü hak olsun desin, aynı neticeye ulaşıyoruz. Ve Zümer 71, bir kere daha azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Neden? Çünkü onlar Allah'a ulaşmayı dilememişler ve sürekli şeytanın kalplerine ulaştırdığı karanlıklar sebebiyle kalp kasiyet bağlayınca, kalbi kasiyet bağlayanların dostu şeytandır. Nereden biliyoruz? Hemen söyleyelim. Haç suresinin 52 53 ve 54. ayet-i kerimesi. Bakın bunu çok, 3 ayet-i kerime çok manidar. Ma arsalna min qablike min rasulin ve la nebiyin. Senden önce de bir resul veya nebi göndermedik ki. İlla izâ temennâ alka şeytanu fümiyeti. O bir temennide bulunduğu zaman şeytan da hemen devreye girer negatiflerini ulaştırmak üzere. Ama Allah Teala diyor ki resulde ve nebide. Feyansakullâh ma yilku şeytanu. Resul ve nebide şeytanın ilkalarını Allah siliyor ve ayetlerini muhkem kılıyor. Fakat iki grup şeytanın dost olduğu kişiler var. Onların özellikleri ne? Haç 53. Ve yec alemayul şeytanu fitneten lillezine fi kulubi meradun. Yani kalbi kasiyet bağlayanlarla kalbi hasta olanların üzerine azap sözü hak oluyor. Neden? Çünkü Resul geliyor, davette bulunuyor. Nebi geliyor, davette bulunuyor. Ama onlar daveti kabul etmiyorlar. Daveti kabul etmeyen bu hasta kalplerin sahibi şeytanı dost ediniyorlar. Daveti kabul etmeyen kalbi kasiyet bağlayanlar şeytanı dost ediniyorlar. O zaman şeytanı dost edinince azap sözü üzerlerine hak oluyor. Bir ayet-i kerimeyi daha gösterelim. Belki daha iyi anlaşılır inşallah Teala. Arap suresinin
16, 17, 18, 19. ayetlerine bakalım inşallah. Bakın Allah-u Teala burada 18'de söylüyor. Allah-u Teala kınanmış ve hor görülmüş olan, kovmuş olarak oradan çık dedi. Elbette onlardan kim sana tabi olursa mutlaka sizin hepinizi cehennemde dolduracağım. Öyleyse azap sözü kimin üzerine hak oluyor? Kalbi kasiyet bağlayan, şeytana tabi olan. Kalbi hasta olup şeytana tabi olanların üzerine azap sözü hak oluyor. İblisi Allah-u Teala oradan kovuyor. İblis de Allah'tan müsaade istiyor ve sırat-ı müstakime oturacağım. Sağdan soldan önüne arkadan gireceğim. Çokun şükredici bulmayacaksın. Allah-u Teala çık git oradan diyor. Fakat kim onlardan sana tabi olursa lemen tebaake minhum. O zaman şeytana tabi olanlar kimler? Az evvel ayet-i kerimede ifade ettik. Şeytana tabi olanlar azap sözü üzerine hak olan, kalbi kasiyet bağlayan, kalbi hasta olanlar. O zaman da azap onların üzerine hak oluyor. Fakat tebliğ onlara ulaşıyor. Ne tebliği? Allah'a ulaşma dileği. Onlar dilemiyorlar ama dileyenler de var. Dileyenler hidayete eriyor. Üç tane cennet dünya saadetinin yarısına sahip oluyorlar. Mutlulukları yaşıyorlar. Dilemeyenler ki bu dilemeyenlerden kalbi hasta olanlar ve kalbi kasiyet bağlayanlar onlar şeytana tabi oluyorlar. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Bir izleyicimiz muhterem hocam, halamın 4 yaşındaki kızı lösemi hastası ve konuşamıyor. Benim davranışlarımı taklit ederek bana benzemeye çalışıyor. Bu durumda ona Allah'ın istediği davranışları kazanabilmesinde nasıl yardımcı olabilirim? Allah razı olsun. Yani tabii bu kadar ben bu konuda tecrübe sahibi değilim ama Allah'a hacet namazıyla yalvaracaksın. Ben inanıyorum Allah Teala kapı açarsa Allah ona bu senin davranışlarını aktarabilir. Biz kullar aciz kullarız ama Allah her şeye kadirdir. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın bir sözü var senin bu sualine cevap olarak. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. Konuşamayan bir insana biz insanların yardım etmesi kolay bir olay değil. Ama Allah için imkansız da yok. O zaman ben yine senin bu konuda bu 4 yaşındaki lösemi hastası olan akrabana yardım edebilmen noktasında hacet namazıyla devamlı Allah'tan yardım iste ve Rabbim bunu da kalbime aktar. Kalben sen kendini dövüşeni yapmaya çalış. Allah her şeye kadir. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz olsun. Mustafa Hocam müsaadenizle Malatya'dan Sinan Bey bize bir görüntülü sual ulaştırmış. İnşallah Allah razı olsun. Esselamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Başta Efendimiz olmak üzere kıymetli ellerinizden öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz inşallah. Benim sorum, sabrımızı artıran faktörler nelerdir? Açıklayabilir misiniz inşallah? Tekrardan sizi çok ama çok seviyorum. Ellerinizden öpüyorum. Esselamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sabrımızı artıran, irademizi artıran, yani güçlendiren faktörlerin hepsinin ortak noktasında zikir var sevgili kardeşim. Biz de seni çok seviyoruz. Şahsında bütün Malatyalı kardeşlerimize mutluluklar diliyoruz. Her şeyin ilacı zikir. Eğer zikri ait olduğu seviyede yaparsan sabrın da arttığını göreceksin. Zikri ait olduğu seviyede yaparsan iradenin de güçlendiğini göreceksin. Zikir, zikir ve etrafındaki insanları mutluluğun bir vasıtası olarak görmen inşallah. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Bir izleyicimiz Muhtar Hocam, Allah iradenin serbest bırakılmasını ve karışılmamasına özellikle önem veriyor. Fakat ailemiz, etrafımızdaki insanların çoğu insanlar çoğu konuda irademize karar almamıza izin vermiyorlar. Bu konuda nasıl davranmalıyız? Allah razı olsun. İşte sizin sahanıza girerek iradenize müdahale eden ister baba olsun, ister anne olsun, ister bir başkası olsun tahakkümde bulunuyorlar. Ve bu tahakkümde bulunmanın derecat kaybını yaşayacaklar ve cezasını çekecekler. Yani kesinlikle bundan herkes emin olsun. Dolayısıyla din nasihattir. Kim için nasihat? Allah için nasihat. Neden Allah için nasihat? Çünkü Allah Teala cüz'i iradeyi serbest bırakmış, mukaddes kılmış. Karışmıyor, kimsenin de karışmasını istemiyor. Kim için nasihat? Allah'ın kitabı için nasihat. Allah'ın kitabında iradeyi zorlayan hiçbir emir yok.
Teklif var ama zorlama yok. Kim için nasihat? Resul için nasihat. Resul davette bulunuyor. Asla ve asla kimsenin iradesine tahakküm etmiyor. İdareciler için, bütün Müslümanlar için. Din nasihattir, öğüttür. İnsanlara iki yolu açıklayacaksınız ve seçimi onlara bırakacaksınız. Çünkü siz onların iradesini zorladığınız an kesinlikle Allah-u Teala'nın yasak ettiği bir fiil işlemiş oluyorsunuz, derecat kaybediyorsunuz. Ama onu başıboş bırakmak da doğru değil. Ben nasıl olsa şimdi onun iradesine karışmayacağım çünkü ben ceza alıyorum demek, ona nasihat etmemek anlamına gelmiyor. İslam'da ne ifrat var ne tefrit var. İkisi de yok. Öyleyse nasihat edeceksiniz. İrşad yolunu, gay yolunu beyan edeceksiniz. Ama seçimi o kişiye bırakacaksınız. Bakara 256'da olduğu gibi hiç kimseyi zorlamayacaksınız. Bu her olayda böyle. Nedir? Diyelim ki evladınız, seviyorsunuz, evlenecek. Siz ona bir kişi yakıştırıyorsunuz. Ama o ona oralı değil. Belki de sevmiyor. Sizin sevmediği bir şeyi ona zorla kabul ettirmeniz doğru mu? Değil. Dolayısıyla irade kutsaldır. Allah kutsal iradeye karışmıyor. Ve karışanların da tahakküm etmesi sebebiyle derecat kaybediyorlar ve onlar için vebal var, azap var. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Bütün hocam, bize ulaşan çok sayıda dua talebi var. Ve bugün de geldik programımızın sonunda. Son sözleri size bırakıyoruz inşallah. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz. Ekranlara başında bizi izleyen sizin muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bir başka Her An Kur'an, Her An Mutluluk programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Allah hepinizden razı olsun. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah sizden sonsuz razı olsun. Hayırlı geceler değerli izleyenler.